Merhaba sevgili Fobito takipçileri, en iyi 5 FPS oyunu videomuzla karşınızdayız. Evet arkadaşlar, 5 tane oyun tanıtacağız size. İlki Unkilled. Bu oyunu niye tanıttığımızı hemen söyleyeyim. Biraz eski bir oyun. Gelen en yeni güncelleme ile birlikte oyuna multiplayer özelliği eklendi. Sizin de haberiniz olsun. Bu butonun açılması için en az 4 level olmanız lazım. Biz de zaten 4 level'ız. İşte burada arada bir kutular çıkıyor. Onları açıyorsunuz. Armory'de silah ıvır zıvır bilmem neyiniz var. Ben biraz geliştirdim bizim silahı. İşte falan filan oyunun story modu var. Online modu var. Şöyle bir hemen bir story modunu göstereyim. Şöyle bir harita üzerinde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diye gidiyorsunuz. Mesela ben şöyle 2'yi bir tekrarlayayım sizin için kısaca. Sonra hemen geri oyuna dönelim. Oyun bildiğiniz FPS oyunları gibi arkadaşlar. Karşıdan zombiler geliyor. Sol tarafla karakterinizi yönetiyorsunuz. Sağ tarafta da eğim alabiliyorsunuz. Silah belirli bir yakınlığa geldiğinde otomatik ateş ediyor. Eğer kafadan vurursanız experience falan kazanıyorsunuz. Öyle özellikleri var. Sonuç olarak arkadaşlar ben size hemen multiplayer versiyonu dediğim kısa bir oyuna giriş yapmış olduk burada. Şöyle azıcık tablet yamulmuş sonra kıl oluyorsunuz bize. Şuradan gördüğünüz gibi arkadaşlar 4. seviye oluyorsunuz. Story moddaki yaklaşık 8. haritada yani 9'a geçtiğinizde 4. level olmuş oluyorsunuz. Online multiplayer'e basıyoruz. Duel var işte biriyle birebir oynuyoruz. Enemy territory. Bunlar muhtemelen belli bir aşama geçtikten sonra açılıyor. Biz hemen duel'e tıklıyoruz. İşte silahlarımız bunlar. Custom play derseniz işte custom room name ıvır zıvır yani kendiniz bir oda oluşturabiliyorsunuz. Biz play deyip otomatik birisini arayıp bizimle eşleştirmesini sağlayacağız. Evet arkadaşlar şu an karşımıza bir rakip geldi bizim. Yalnız şunu hemen belirtmem gerekiyor. Bir 1 dakika 15 saniye başta bekledik. Bulamadım kimseyi dedi. Sonra tekrar bizi başa attı. Bir daha denedi. 45 saniyede orada bekledik. Yani yaklaşık 2 dakika kadar oyuncu bulmasını bekledik. Sol taraftan karakteri yönetiyorsunuz. Şuraya yeni bir ikon geldi. Bununla zoom yapabiliyorsunuz. Dönmeleri buradan yapıyorsunuz. Sağ elinizle yapıyorsunuz yani. Aha geldi. Sol elinizde de strafe yapabiliyorsunuz. Bunu unutmayın. Buradan aha da kafadan vurdu valla. Evet arkadaşlar karşımdaki rakip gerçek bir oyuncu. 5 saniyesinde respawn oluyoruz. Burada bir yerdesin. Biliyorum burada bir yerde olduğunu. Öldürdük mü? Ben öldüm ya. Evet arkadaşlar maç bir taraflardan bir tanesi 8 olunca bitiyor. Eleman da şurada bir yerde lan. Bir kere vurayım lan bari. Rezil etme videodayız. Bildiğiniz Counter Strike benzeri bir harita üzerinde ateş ediyor. Yine öldük. Adamın maymunu olduk beyler. Bunu bir söyleyeyim. Sen bana madem füze attın, ben de sana füze atarım. Abi biraz kaçak oynuyor. Hadi bebeğim buradasın. Lan! Al lan. Yeah! Abi bana az önce füze göndermişti. Ben de ona füze gönderdim. Skor 3-1 oldu. Her rakibi öldürdüğünüzde ondan bir şeyler düşüyor. Bazen can, bazen experience, bazen de oyun içinde muhtemelen kafaya. Canım 19. Bir tane daha sıkarsa öleceğim muhtemelen. Yani resmen dağı taşı taradık. Evet arkadaşlar bu oyun gördüğünüz gibi bu oyunu size tekrar tanıtmamızın nedeni az önce söylediğim gibi oyunun online versiyonunun, multiplayer versiyonunun bu güncelleme ile birlikte oyuna dahil olmasından kaynaklanıyor. Oldukça sağlam grafikler var ve keyifli bence oynaması da. Şu Dangal abi daha bir vuralım bakalım lan. 4-1 oldu. Aha burada. Şöyle bol bol strafe yapmayı deneyelim. Ve yine öldük. Evet arkadaşlar oyun gördüğünüz gibi multiplayer'de oynanabiliyor. Oldukça keyifli bir oyun. Ben şimdi çıkacağım bu oyundan. Zaten 157 MS'im var. Size hemen sıradaki oyunu tanıtayım. O doğrudan ne hali varsa görsün. Evet arkadaşlar sıradaki oyunumuzun adı Lone Wolf. Evet arkadaşlar ben daha öncesinde bir oyun oynamıştım ama şimdi sizinle birlikte yeni bir oyuna başlamak istiyorum. Bu arada skip var. Bu mobil oyunlarda en sevdiğim şeydir bu. İstediğim zaman geçebiliyorum. Bu sol tarafta bildiğiniz hedef alıyorsunuz. Hedefe odaklanıyor. Şuradan zoom yapabiliyorsunuz. Zoom da yaptık. Ve şuradan shoots'a dokunduğunuz anda shoots'a dokunuyoruz ve abimizi göğüs boşluğundan vuruyoruz. Muhtemelen bu bölüm bitti. Evet, mission completed. Şimdi bir sonraki bölüme geçelim. Bu oyunda oldukça hareketli. Başlangıçta böyle bir keko sahne veriyor size ama bölümde ilerledikçe oyunlar da zorlaşıyor. Kill the legal assistant. Tamam, bir tane muhtemelen şu mavili olanı şuradan şöyle bir crosshair'imizi ayarla kafaya azıcık daha. Gördüğünüz gibi bir beyin salatası yaptık arkadaşlar.
Bu oyunda gördüğünüz gibi beyler ve bayanlar, yani çok zor bir yanı yok ama oldukça keyifli. 3. 4. bölümde işler zorlaşıyor. Ben direkt hemen Modern Combat 5'e geçeyim. Bu oyunda arkadaşlar, yine her seferinde söylüyoruz, en iyi FPS oyunları olduğu için listemize dahil ettik. Yine grafikler oldukça güzel arkadaşlar. Bu tarz oyunlarda grafik olayı biraz önemli. Bunda da yanlış hatırlamıyorsam hareket ediyorduk ama böyle işte sağa sola mesela tap shot diyor. Şunu vuralım, şunu da vuralım. Bitti mi? Buradan ateş ediyoruz. Boşluktan yürüyoruz. Allah kaç. Evet, sol elimle sağa sola ayarlıyorum. Sağdaki mermi ikonuyla da ateş ediyorum. Ama benim takım arkadaşı sağ olsun bayağı bir yardım ediyor bana ya. Şurada gördüm. Bunu da aldık. Lider. Öldürdüm. Şimdi burada yukarı tırmanmamızı isteyecek bizden. Bu oyundaki amacımız da işte şu karşımızda görünen, böyle ileri doğru hızlı itince atlıyormuş. Evet, biraz hareket kabiliyeti açısından diğerlerinin bence altında kalıyor Modern Combat. Daha keyifli grafikleri ve daha fazla aksiyonun olduğunu söyleyebilirim. Bir de karşımızda gerçek insanlar görünce biz şimdi Counter Strike'da büyümüş bir nesiliz. Ondan keyifli oluyor işler. Evet arkadaşlar, daha fazla uzatmaya gerek yok. Gördüğünüz gibi oyunumuz bu. Sıradaki oyunumuz arkadaşlar Sniper Fury. Bunu da muhtemelen biliyorsunuz. Oyunun açılış ekranını bir geçelim. Level atlamışız. Ivır zıvır. Ya hiç sevmem öyle zorunlu şeyleri. Bu oyunda arkadaşlar karakteri siz yürütmüyorsunuz. Evet, karşınızdan hedefler geliyor ve sizin onlara şu sağ altta gördüğünüz mermi ikonuyla ateş etmeniz gerekiyordu. Eleman bizi harcadı ya. Evet, gördüğünüz gibi oyunda ilerleme falan filan yok. Karakter kendi kendisine yürüyor, nereye gideceğini biliyor. Muhtemelen az sonra sağdan soldan bir şeyler gelecek. Ona o rakipmiş. Ben seni dost sandım ha. Daha adamın gıdım canı gitti ha. O ne lan? Ve öyle bir yerinden vurdum ki felç oldu. Öldü mü? Bu oyunda oldukça keyifli arkadaşlar ama şöyle kendi yürümeyince çok zevkli olmuyor. Temel mantığı da neredeyse diğerleriyle aynı. Elimizde bir silah var. İşte onunla sağa sola gidip koşturuyoruz. Teröristleri öldürüyoruz. Birinde terörist öldürüyoruz. Birinde zombi öldürüyoruz. Ben şimdi sıradaki oyunumuza geçiyorum. Sniper Fury zaten bildiğiniz, tahmin ediyorum. 5. oyunumuzda arkadaşlar Nova 3. Bunu da hemen bir açalım. Nova 3'te ise yine çok ciddi bir değişiklik yok. Elimizde bir silah var, yürüyoruz. Şununla ateş ediyoruz sağ tarafta. Sol tarafla yürüyoruz. Bu bize bir şeyler söylüyor. Tamam kardeş, adamları öldüreceğiz işte, heyecan yapma. Evet, birini vurduk. Yanında var. Şöyle ki bunda en azından hareket ediyoruz ama ben işin açıkçası hiçbirinde şeyin kadar keyfini alamadım. Oyunun bir aksiyon oyunu içerisinde olduğum falan anlamadım. Bir de bu mobil oyunları biraz basit yapıyorlar, rahat rahat öldürebilelim diye. Melekler geldi. Angel of Death. Evet, öldük arkadaşlar ama sonuçta size de bu oyunu göstermiş olduk. Evet arkadaşlar, en iyi 5 FPS oyunu videomuzun sonuna geldik. Burada tanıttığım oyunların indirme bağlantılarının hepsini aşağıdaki açıklama kısmından bulabilirsiniz. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bu tarz video listelerimiz için bize içerik önerebilirsiniz. Bunu her zaman açığız. Bunu da lütfen yorum bölümünden belirtin. İşte Fobito, şu oyun var, bu oyun var gibi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.